Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yer alan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşa edildiği günden bu yana tartışmaların odağında. Açılan davaların ardından Danıştay, Atatürk'ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği'ne kamu binası yapılmayacağına hükmetmişti. CHP'li Levent Gökse karar sonrası Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin statüsünün gecekondu olduğunu öne sürdü. Beştepe'de kaçak elektrik kullanıldığını söyledi. Bu karar Cumhurbaşkanlığına tebliğ edildi, gereği yapılsın diye. Peki gereği ne burada? Şu andaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hukuki statüsü nedir bu kararlarla? Gecekondudur değerli arkadaşlarım. Tam anlamıyla bir kaçak saraydır. Gecekondu. Birinci derece sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde kurulmuştu Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi. Yapımı 2014'te tamamlansa da o günden bu yana pek çok kurum tarafından mahkemeye taşındı. Başka yerde vatandaş gecekondu yapsa tepesine devletin bütün organları çöker, suyunu keser, doğal gazını keser, elektriğini keser ve sonunda yüzlerce polis de yıkmaya gider. Davaların ardından Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, kamu hizmeti yapılarını tarihsel alanlardan inşa edilemeyecek olan yapılar arasından çıkarsadı. Danıştay o kararı iptal etti. Ancak kurul bu kez kamu yapıları yerine resmi kurum yapıları ibaresini kullandı. Laf cambazlığı yaptı. Yani kamu kurumu yapılamazmış ama resmi kurum yapılabilirmiş. Yani kamu kurumu olmaz, resmi kurum olur demekle aynı şeyi söylemiyor musunuz? O kararı CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Danıştay'a taşımış. Danıştay 6. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. Gök bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yolunu tutmuştu. Ortada kapı gibi bir mahkeme kararı var. Danıştay dedi ki burada kamu binası dahi yapamazsın. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın savunulacak hukuksal hiçbir zemini kalmadı. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hukuki statüsü nedir bu kararlarla? Gecekondudur değerli arkadaşlarım. Kurul 6. dairenin kararını bozdu. Resmi kurum yapıları ibaresinin yürütmesini durdurdu. Bu kaçak sarayda halen kaçak elektrik kullanılmaktadır. Kaçak su kullanılmaktadır. Kaçak doğal gaz kullanılmaktadır. Elektriği ödemiyorum diyenlere deniyor ki elektriği ödemezsen elektriğini keseriz. Peki kaçak elektriği kullananlara ne yapacaksınız? Soru burada. Elektrik kaçak, su kaçak, doğal gaz kaçak. Yapılacak çare hukuka uymaktır. CHP'li Gökse Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin statüsünün gecekondu, elektriğin ise kaçak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir an önce boşaltılması şu andaki konumuyla, olmazsa elektriğin kesilmesi, olmazsa suyunun kesilmesi, olmazsa doğalgazın kesilmesi ve icra marifetiyle tahliyesi söz konusudur. Benim bu uyarım budur. Şunu diyebilirsiniz, ben hukuk kurallarını tanımıyorum diyebilirsiniz.